Fosfin molekülündeki bağ açısı nedir? Cricker sorusu için son 10 saniye. Vesper geometrisine ait bir uygulama. Çarşamba günü çok ayrıntılı görememiştik. Çok iyi. Başarı oranı %77. Şimdi hızlıca nasıl olduğunu görelim. pH 3, fosforun bağ elektronu 5'tir. 5 artı 3 eşittir 8. Toplam değerlik elektronu. Hepsinin dolu kabuk oluşturması için kaç elektron gerekir? 14 eksi 8 eşittir 6 bağ elektronu. Bunun için iskelet yapısına 3 bağ koyalım. 1, 2, 3. Geriye 1 yalın çift kaldı. Bu fosfin molekülünün Lewis yapısıdır. Bu bağların hepsi bağ elektronu veya yalın çift olsaydı bağ açısı 109,5 derece olurdu. Fakat burada bir tane yalın çift olduğundan diğer bağ elektronlarını iter ve bağ açısı daralır. Bugünkü ders notlarına başlayalım. Bugün moleküler orbital teorisini bitireceğiz. Daha sonra iki atomlu moleküllerden daha büyük moleküllerdeki bağları konuşacağız. Sonra değerlik bağı teorisi ve melezleşme hakkında konuşmaya başlayacağız. Önünüzde ders notlarınız hala yok. Bu nedenle sadece dinleyin. Sonra hepsini alabilirsiniz. Ders notlarınızı bugün postaladım. Bu nedenle bugün ders biraz seminer gibi geçecek. Şimdi bugünkü dersimize başlayalım ve moleküler orbital teorisini bitirelim. Nerede kalmıştık? Şimdiye kadar moleküler orbital teorisiyle sadece aynı çekirdekli iki atomlu molekülleri açıklamaya çalışmıştık. Bugün farklı çekirdekli iki atomlu moleküllere ait bir örnek vererek bu konuyu kapatacağız. Burada bir molekülü farklı iki atom oluşturmakta. Fakat önce biraz hatırlatma yapmak istiyorum. Moleküler orbital teorisinde elektronlar dalga gibi kabul edilir. Moleküler orbitalleri oluşturmak için atom orbitalleri birleşerek hem yapıcı hem de yok edici girişim oluştururlar. Örneğin iki tane 2s orbitalini birleştirdiğimizde eğer yapıcı girişim oluşuyorsa bağ orbitali elde ederiz. Oluşan bağ orbitalinin enerjisi onu oluşturan atom orbitallerinin enerjisinden daha düşüktür. Bu molekül orbitaline sigma 2s molekül orbitali denir. Tam tersi, yok edici girişim oluşursa sigma 2s yıldız orbitalini elde edersiniz. Buradaki yıldız karşı bağ orbitaline simgeler. Karşı bağ orbitalinin enerjisi onu oluşturan atom orbitallerinin enerjisinden daha yüksektir. Bu molekül orbitalleri daha önceden görmüştük. Şimdi daha karmaşık moleküllere geçelim. Bunu yapmak için bugün size değerlik bağı teorisinden bahsedeceğim. Orbitallerde melezleşme kavramını anlatacağım. Değerlik bağı teorisindeki arka fikri anlamak oldukça kolaydır. Bu teoride eşleşmemiş elektronlar eşleşerek bağ oluşturur. Bu teoriyi en basit örnek olan hidrojen molekülünde düşünelim. Her bir hidrojen atomunun 1s orbitalinde bir tane eşleşmemiş elektron bulunur. Bunlar bir araya gelerek hidrojen molekülünü oluştururlar. Böylece iki orbital bir araya gelir ve bu orbitaller üzerindeki elektronlar eşleşir. Molekül orbitallerini isimlendirirken bunların simetrileri esas alınır. Değerlik bağı teorisinde ise bağlar üzerinde odaklanırız. Ama bu size çok tanıdık gelecektir. Çünkü burada bahsedeceğimiz iki tür bağ vardır. Bunlar sigma ve pi bağlarıdır ve daha önce gördüğümüz sigma ve pi orbitallerine çok benzer. Buradaki ilk şekilde sigma bağını görüyorsunuz. Sigma bağı iki orbitalin çekirdekler arasındaki eksen üzerinde bir araya gelip birleşmesiyle oluşur. Sigma bağı bağ ekseni etrafında silindirik simetriktir. Bu bağda bağ ekseni üzerinde hiç düğüm düzlemi bulunmaz ve bu oldukça önemli bir noktadır. Pi bağı bağ ekseninin altında ve üstünde elektron yoğunluğuna sahiptir. Aynı zamanda
bağ ekseni üzerinde bir tane düğüm düzlemi bulunur. Burada bir hatırlatma yapayım. Bağ ekseni daima Z ekseni olarak seçilmelidir. Özetlersek, bağ ekseni üzerinde sigma bağında düğüm düzlemi bulunmaz, pi bağında ise bulunur. Şimdi pi bağlarına bakalım. Sağ tarafta görüyorsunuz. Pi bağında iki bağ yoktur. Burada p orbitallerinin iki lobu yan yana örtüşmektedir. Unutmayın, p orbitalinde eksenin altında ve üstünde elektron yoğunluğu vardır. Bunlar yan yana gelip örtüştüklerinde bir tane pi bağı oluştururlar. Özetlersek, sigma bağında tek lob örtüşmesi, pi bağında iki lob örtüşmesi vardır. Şimdi bunları nasıl sınıflandıracağımızı düşünelim. Tekli bağlar, ikili bağlar, üçlü bağlar gibi. Çünkü sigma bağı ve pi bağı yerine daha çok bu isimlendirmeleri kullanırız. Önce tekli bağlara bakalım. Bunu modeller üzerinde göstermek istiyorum. Tekli bağlarda iki orbital çekirdek eksenleri üzerinde örtüşür. Elimde gördüğünüz örnekte bir tane bağ vardır. Bu sizce hangi bağdır? Sigma bağı mı yoksa pi bağı mı? Evet, sigma bağı. Burada orbitallerin z ekseni üzerinde örtüştüğünü görüyoruz. Tam tersini, ikili bağı konuşacak olursak, bunlardan biri sigma, diğeri pi bağıdır. Özür dilerim, bu sete sınıfa gelmeden önce düzenlemeyi düşünüyordum ama bugün yapamadım. Elimdeki örneğe bir bakalım. Çekirdekler arasında gördüğünüz sigma bağıdır. Ayrıca pi bağı da mevcuttur. Çünkü buradaki p orbitallerinde elektronlar vardır ve bu elektron yoğunlukları bağ ekseninin üzerinde ve altında örtüşerek pi bağını oluştururlar. Bu örnekte hem sigma hem de pi bağı vardır. Şimdi üçlü bağa geçelim. Bu bağda yine bir tane sigma bağı bulunur. Peki, kaç tane pi bağının olmasını beklersiniz? 2 dediniz, çok iyi. İlkinde elektron yoğunluğu bağ ekseninin altında ve üstünde bulunur. Resimde görüldüğü gibi. İkincisi ilkine diktir ve sigma bağının önünde ve arkasında bulunur. Bu şekilde çevirebiliriz. Biri bu, diğeri de budur. Ve birbirleriyle etkileşirler. Hepsi bu kadar. Değerlik bağı teorisine göre düşünecek olursak en basit açıklama budur. Şimdi bu teoriyi moleküller üzerinde uygulamaya çalışalım. Aslında valans bağı teorisi bazı çok atomlu molekülleri izah edemez. Bunlardan bir tanesi de metan molekülüdür. Ama değerlik bağı teorisini basit düzeyde bu molekül üzerinde izah edebiliriz. Şimdi metan molekülü üzerinde bazı değişiklikler yapacağız. Bunun ne olduğunu görelim. Şimdi değerlik bağı teorisini kullanarak metan molekülünün nasıl oluştuğunu anlamaya çalışalım. Metan molekülünde karbon atomunun eşleşmemiş elektronları ile hidrojen atomlarının elektronlarının eşleşerek bağ oluşturmasını bekleriz. Halbuki burada karbon atomu üzerinde sadece iki tane eşleşmemiş elektron bulunmaktadır. Çünkü 2s orbitalindeki elektronlar eşleşmiştir. Geriye bağ yapabilecek sadece iki elektronu vardır. Bu tuhaf bir durumdur. Çünkü metan molekülünde 4 tane değerlik elektronu olduğunu biliyoruz. Burada ise bağ yapabilecek sadece 2 tane değerlik elektronu vardır. Ve hidrojen atomu ile sadece 2 bağ yapabilir. Eğer yapı böyle olsaydı 2 tane CH bağı ve 2 tane yalın çiftin olması gerekirdi. Kararlı yapı CH2 olurdu. CH4 değil. Buradaki bağ açısını da öngörebiliriz. Bu modele göre burada HCH bağ açısı kaç derece olmalıdır? Karışık cevaplar veriyorsunuz. Bu modele göre bağ açısının 90 derece olması gerekir. Peki metan molekülünde bağ açılarının kaç derece olmasını bekleriz? 109,5 derece. Çünkü geometrisi 400'lüdür. Burada ise iki tane CH vardır ve bunlar birbirine diktir. Bu nedenle öngörülen açı 90 derece olmalıdır. Bu tamamen yanlıştır. Bu resimdekilerin hepsi yanlıştır. Ders notlarınız varsa üzerine karalayınız. Bunu evde de yapabilirsiniz. Buradaki açıklamada biraz değişiklik yapmamız gerekir. Burada başka bir faktörün dikkate alınması gerekir.
Eğer burada 4 bağ oluşturacaksak karbon üzerinde 4 tane eşleşmemiş elektronun olması lazım. Bu durumu elektron uyarılması ve atom orbitallerinin melezleşmesi kavramını kullanarak açıklayabiliriz. Karbon atomunun 2s orbitalindeki bir elektronu 2p orbitaline uyarabiliriz. Böylece 4 tane eşleşmemiş elektron elde etmiş oluruz. Aslında bu durum çok akıllıca gelmeyebilir. Çünkü daha düşük enerjili bir s elektronu daha yüksek enerjili bir p orbitaline geçmiştir. Ve bu enerji isteyen bir durumdur. Bunun için sistemin enerji alması gerekir. Ama bu enerji düşündüğünüz kadar fazla bir enerji değildir. 2s orbitalindeki elektronlardan birini 2p'ye uyardığınızda artık 2s orbitalinde tek elektron kalacaktır. Ve elektron itmeleri en az düzeye inecektir. Ama yine de uyarılma için enerji gerekir. Bunun olduğunu farz edelim. Şimdi elimizde 4 tane eşleşmemiş elektron var. Bu iyi ama yeterli değil. Çünkü bu elektronlar eş enerjili orbitallerde değildir. Biri 2s orbitalinde, diğer 3 tanesi 2p orbitalinde bulunmaktadır. Bu atom orbitallerinin melez orbitaller veya hibrit orbitaller oluşturması için dalga fonksiyonlarının yapıcı girişim veya yok edici girişim oluşturması gerekir. Şimdi biraz daha ilerleyelim. S ve p orbitallerini melezleştirelim. Böylece özgün atom orbitallerinden melez orbitalleri elde etmiş oluruz. Ve bu melez orbitallerin enerjileri birbirine eşittir. Melez orbitallerin enerjisi s orbitalinden daha yüksek, p orbitallerinden daha düşüktür. Bu durum mantıklıdır. Çünkü s ve p orbitalleri birleşmiştir. Melez orbitallerin isimlendirilmelerinde hiç hata yapılmaz. Çünkü çok basit ve bilgi vericidir. Eğer bir melez orbiteli bir tane s ve 3 tane p orbitalinden meydana geliyorsa buna sp3 melez orbitali adı verilir. Görüldüğü gibi adlandırılmaları kolaydır. Kimyada isimlendirmeler her zaman çok anlamlı değildir. Fakat buradaki isimlendirme çok mantıklıdır. Şimdi metanın melez orbitallerine bakalım. Burada bir şey söylemek istiyorum. Bu orbitallerin hem enerjileri hem de şekilleri birbirine eşittir. Farklı olan tek şey vardır, o da uzaydaki yönelmeleridir. Önce bu melez orbitallerin nasıl oluştuğuna bakalım. Tekrar ediyorum. Bir tane s ve 3 tane p atom orbitali birleşerek bir tane sp3 melez orbitali oluşturur ve 4 tane melez orbital elde edilir. Şekilleri aynıdır ama uzaydaki yönelmeleri farklıdır. Aslında bu melez orbitaller 4 atom orbitalinin doğrusal bileşiminden elde edilir. Bunları resimlerle göstermek zordur. Ama en azından 2s ve 2pz orbitallerini birleştirmeye çalışalım. Bize biraz fikir verebilir. S orbitali ile p orbitalinin üst lobunu birleştirdiğimizde faz işaretleri aynı olduğu için yapıcı girişim meydana gelecektir ve üst lob büyüyecektir. S orbitali ile p orbitalinin alt lobunu birleştirirseniz faz işaretleri farklı olduğu için yok edici girişim meydana gelecektir. Bunun sonucunda alt lob küçülecektir. Bu nedenle sp3 melez orbitallerinin hepsinde bir tane çok büyük bir lob, bir tane de küçük lob bulunur. Çoğu kez daha iyi görünmesi için sadece büyük lob çizilir. Ama diğer tarafta bir tane de küçük lob olduğunu unutmayın. Şimdi bu 4 tane sp3 melez orbitalini aynı eksen üzerinde bir araya getirelim. Bu şekilde bir görüntü elde edersiniz. Sizce buradaki açılar kaç derecedir? Evet, doğru. 109,5 derece olmalıdır. Bu eş enerjili 4 tane melez orbitalinin her birinde bir tane elektron bulunur. Dışarıdan 4 hidrojen atomu gelir ve her birine bağlanır. Her bir hidrojen atomunda bir tane eşleşmemiş elektron vardır. Böylece 4 tane karbon-hidrojen bağı elde etmiş oluruz. Daha önce de bahsettiğim gibi 2s'teki bir elektronu 2p orbitaline uyarmak için gereken enerji bu bağ oluşumundan sağlanır. Bağ oluşumundan oldukça büyük miktarda enerji açığa çıkar ve bunun bir kısmı
elektronu uyarmak için kullanılır. Şimdi bu bağları nasıl tanımlayacağımızı düşünelim. Bir bağı oluşturan orbitalleri tanımlarsanız bağı da tanımlamış olursunuz. Aynı zamanda bağın simetrisini de tanımlamış olursunuz. Burada olmasını beklediğimiz hangi bağdır? Sigma bağı mı, pi bağı mı? Karışık cevaplar alıyorum. Bu sigma bağıdır. Çünkü sp3 melez orbitalinin bir lobi ile hidrojen atomunun bir s orbitali çekirdekler arası eksen boyunca örtüşürler. İki orbital bağ ekseni üzerinde bir araya gelirse her zaman sigma bağı meydana gelir. Şimdi de oluşan bu sigma bağını isimlendirelim. Bunun için bu bağı oluşturan atom orbitali veya melez orbitallerinin isimlerini yazmamız gerekir. Buradaki sigma bağı karbonun 2sp3 melez orbitali ile hidrojenin 1s atom orbitalinin örtüşmesinden meydana gelmiştir. Şimdi de biraz daha karmaşık moleküller hakkında konuşalım. Metanda sadece bir tane merkez atom vardı. Birden çok merkez atom içeren moleküller hakkında da konuşabiliriz. Örneğin etan molekülüne bakalım. Kapalı formülü C2H6'dır. Karbon atomunun sp3 melez orbitallerinden bir tanesini döndürelim. Bunu z ekseni olarak seçelim ve bu bağ ekseni olsun. Buradaki açı hala 109,5 derecedir ve hala bağ yapabilecek 4 tane eşleşmemiş elektrona sahiptir. Z ekseni doğrultusundaki lobu başka bir karbon atomunun sp3 melez orbitali ile eşleştirelim. Böylece bir tane karbon-karbon bağı meydana gelir ve bu sigma bağıdır. Bu bağ çekirdekler arasındaki bağ doğrultusu üzerindedir. Yani Z ekseni üzerindedir ve tek lobların örtüşmesiyle meydana gelmiştir. Geride hidrojen ile bağ yapabilecek 6 tane değerlik elektronu kalmıştır ve bu elektronları 6 tane hidrojen atomu ile eşleştiririz. Etan molekülüne baktığımızda iki farklı sigma bağı meydana gelmiştir. Bir tanesi karbon-karbon bağı, diğeri karbon-hidrojen bağıdır. Şimdi bunları yazalım. Etan, sigma bağı, parantez içinde karbon. Bu hangi melez orbitalidir? (2sp3, virgül, karbon 2sp3, parantezi kapatalım. Bu karbon-karbon arasındaki bağa aitti. Şimdi de karbon-hidrojen arasındaki bağı yazalım. Sigma bağı mı yoksa pi bağı mı? Sigma, karbon, 2sp3, hidrojen. Hidrojen için ne yazalım? 1s, parantezi kapatalım. Böylece etanı tanımlamış olduk. Sadece karbon atomlarını değil, diğer atomları tarif ederken de melezleşme kavramını kullanabiliriz. Şimdi azot atomunu görelim. Burada görüldüğü gibi azot atomu 5 tane değerlik elektronuna sahiptir. Sizce buradaki 2s elektronlarının 2p orbitaline uyarılması gerekir mi? Hayır, gerekmez. Azot atomunda elektron uyarılmasına gerek yoktur. Uyarılsa dahi yine 3 tane eşleşmemiş elektrona sahip olunur. Bu orbitallerle melezleşme yapılabilir ve 4 tane melez orbital elde edilir. Bunlar sp3 melez orbitalleridir. Şimdi azot atomuna bakalım. Bağ yapabilecek 3 tane değerlik elektrona sahiptir. Çünkü azot atomu üzerinde bir tane yalın çift vardır. Yani 4 melez orbitalinden bir tanesi doludur. Şimdi 3 tane hidrojen atomunu geri kalan melez orbitallerine koyalım. Böylece amonyak molekülünü elde etmiş oluruz. Şimdi cracker sorusuna geçelim. Amonyak molekülünde bağ açısı nedir? HNH bağ açısı nedir?
Son 10 saniye. Çok iyi. Çoğunuz doğru cevap vermiş. Gördüğümüz gibi amonyakta HNH açısı 109,5 dereceden küçüktür. Gerçek açı 107 derecedir. Çünkü yalın çift elektronları bağ elektronlarını iter. Peki, şekli nedir? Bu diğer bir clicker sorusudur. Amonyak molekülünün şekli nedir? Son 10 saniye. Çok iyi. Başarı oranı %70. Daha yüksek olmasını beklerdim. Evet, şekli gerçekten üçgen piramittir. Aslında şeklini hemen hatırlamanız gerekirdi. Eğer şekli hemen bulamıyorsanız, bunları çalışmanız ve öğrenmeniz gerekir. Burada yapı üçgen piramittir. Çünkü 3 tane atom merkez atomuna bağlanmıştır ve merkez atom üzerinde bir tane yalın çift elektronu vardır. Yalın çift elektronları bağ elektronlarını iter. Bu nedenle açı 109,5 dereceden küçük olur. Bu yapıya üçgen piramit adı verilir. Şimdi ders notlarımıza geri dönelim. En son NH bağını nasıl isimlendireceğimizde kalmıştık. Tekrar edelim. Bunu simetrisine göre isimlendirebiliriz. Bu sigma bağıdır. Pardon, burada azot yerine karbon yazılmış. Aslında azot olmalıydı. Azot 2sp3 virgül hidrojen 1s. Bunu düzeltirim. Kimse bilmeyecek. Açık ders malzemeleri hariç. Şimdi oksijendeki melezleşmeye bakalım. Oksijen atomunda da benzer bir durum söz konusudur. Elektron uyarılmasına gerek yoktur. Çünkü iki tane yalın çift elektronu vardır. Elektronun uyarılması bir fark yaratmayacaktır. Buradaki orbitallerin hepsi melezleşmeye katılır. sp3 melezleşmesi olur ve 4 tane melez orbital elde edilir. 2 tane orbital yalın çift elektronları ile doludur. Geriye bağ yapabilecek 2 tane eşleşmemiş elektron kalmıştır. Şimdi su molekülünün düşünebiliriz. Bu oksijen için en basit örnektir. Burada 2 hidrojen atomu gelir ve hidrojen atomların elektronları melez orbitaldeki tek elektronlar ile eşleşir. Böylece 4 orbitalde dolmuşudur. Buradaki açının ne olmasını beklersiniz? Amonyaktaki açı ile karşılaştırırsanız ne beklersiniz? Daha mı büyüktür, daha mı küçüktür? Evet, daha küçük. Çünkü burada iki tane yalın çift elektronu var. İki tane yalın çiftin itmesi çok daha fazla olacaktır. Bu nedenle bağlar birbirine daha çok yaklaşacaktır. Ve buradaki açı deneysel olarak 104,5 derecedir. Şimdi de OH bağını isimlendirelim. Sigma bağı parantez içinde oksijen 2sp3 virgül hidrojen 1s. Peki bu molekülün geometrisi nedir? Evet, açısaldır. Buradaki de sp3 melezleşmesidir. Aslında bu oluşturabileceğimiz tek melezleşme türü değildir. Başkaları da vardır. 4 tane orbitali birleştirmek yerine 3 tane orbitali birleştirirsek bu durumda sp2 melezleşmesi meydana gelir. sp2 melezleşmesinde bir tane s orbitali ile iki tane p orbitali birleşir. Bunun sonucunda 3 tane melez orbital elde edilir. P orbitallerinden bir tanesi melezleşmeye katılmaz. Bunun sonucunda bir tane boş p orbitali ve 3 tane sp2 melez orbitali oluşur. Şimdi buna ait bir örneğe bakalım. Merkez atom olarak boru seçelim. Borun 3 tane değerlik elektronu vardır. Bor atomunda elektronun uyarılmasını bekler misiniz? Evet, kesinlikle uyarılır. 2s orbitalindeki bir elektron boş 2p orbitaline uyarılır. Böylece bağ yapabilecek 3 tane eşleşmemiş elektron elde edilir. Bunları melezleştirebiliriz. Böylece 3 tane melez orbitali elde edilmiş olur. Bunların isimlendirilmesi yine çok basit ve bilgi vericidir. Bir tane s ve iki tane p orbitalinden oluştuğu için
adı sp2 olur. Geride kalan py orbitali niçin melezleşmeye katılmadı diye düşünebilirsiniz. Aslında o orbitalde elektron yoktur. Boş orbitallerin enerjisinin yüksek olup olmaması bizi ilgilendirmez. Bizi sadece içinde elektron bulunan orbitaller ilgilendirir. Eğer 4 orbitali birleştirirsek oluşan melez orbitaldeki p katkısı daha fazla olacaktır. Buna bağlı olarak da melez orbitallerin enerjisi daha yüksek olur. Bu nedenle p orbitallerinden birini melezleşmeye dahil etmezsek enerjisi düşecektir. Çünkü oluşan sp2 melez orbitalinde s karakterinin katkısı 1 bölü 3, p karakterinin katkısı 2 bölü 3'tür. Halbuki sp3'te p karakterinin katkısı 3 bölü 4'tür. Sonuçta Bohr merkez atomu sp2 melez orbitali oluşturur. Şimdi de bağlarda neler olduğunu düşünelim. 3 tane bağın birbirinden en uzak olduğu durum üçgen düzlem geometrisidir ve şekli elimdeki modele benzer. Yapı düzlemseldir. Bağ açısı 120 derecedir ve bağlar birbirinden mümkün olduğu kadar en uzak konumdadır. Burada boş bir p orbitalinin olduğunu unutmayın. Boş p orbitali molekül düzlemine diktir. P orbitali buradadır ve üzerinde elektron yoktur. Bu nedenle bağ elektronlarını birbirinden mümkün olduğu kadar uzaklaştırırken dikkate almanıza gerek yoktur. Burada oluşan geometri düzlem üçgendir. Gördüğünüz gibi bor atomunun bağ yapacak 3 elektronu vardır. Buna 3 hidrojen atomu ilave ederek kararlı bir yapı oluşturabiliriz. Bildiğiniz gibi bor, Lewis yapısı kurallarındaki istisnalardan biriydi. Oktet boşluğu vardı. Oktet kuralına uymadığı halde kararlıydı. Bu yapı etrafındaki 6 elektron ile nasıl kararlı olduğunu açıklar. Şimdi de bor hidrojen bağlarına bakalım. Bu sigma bağıdır. Burada borun 2sp2 melez orbitalleri ile hidrojenin 1s orbitalleri örtüşmektedir. sp2 melezleşmesine bir örnek daha verelim. Karbon atomunda ne oluyor bir bakalım. Burada ne olduğuna bakalım. Karbon atomunun 2s elektronlarından biri 2p orbitaline uyarılır. Sonra 1s orbitali ile 2 tane p orbitali melezleşmeye katılır. Böylece üzerinde bulunan bir elektron, böylece 3 tane melez orbitali elde edilir. Bor atomundan farklı olarak burada melezleşmeye katılmayan p orbitalinde 1 tane elektron bulunur. Şimdi de geometriye bakalım. Karbon atomu etrafındaki geometri üçgen düzlem olacaktır. Bağ açısı 120 derecedir. Çünkü 3 tane melez orbitali vardır. Bunlar mümkün olduğu kadar birbirinden uzak olmak ister. Şimdi eten veya etilen molekülündeki karbon-karbon ikili bağının nasıl oluştuğunu düşünelim. Molekülde ikili bağ varsa mutlaka bir tane sigma bağı, bir tane de pi bağının olması gerekir. Etilendeki pi bağının oluşması için bir tane p orbitaline ihtiyaç vardır. Bu pi bağını melezleşmeye katılmayan 2p orbitali oluşturur. Buradaki resimde üstte sp2 melez orbitallerini üstten görüyorsunuz. Aşağıda melezleşmeye katılmamış py orbitalini yandan görüyorsunuz. Bu biraz önceki Bohr modelindeki yapıya çok benzer. sp2 hibriti oluşturmuş 2 tane karbon atomu z ekseni doğrultusunda birbirine yaklaşıp birleşirlerse bir tane karbon-karbon sigma bağını oluştururlar. Bunun nasıl olduğunu üstteki resimde görüyorsunuz. Şimdi de elimdeki modellerle göstermeye çalışayım. Bir elimde sp2 hibriti yapmış karbon atomu var. Diğer elimde de aynısı var. Şimdi bunları birleştirmeye çalışayım. Bunlar bu şekilde yan yana geldiklerinde buradaki gibi önce sigma bağı oluşur. Şimdi de ekrana bakalım. Ekranda pembe renkte gördüğünüz p orbitalidir. Burada atomların yan yana gelişini görüyorsunuz. Bunlar p orbitalidir. Bunlar da hidrojen atomlarıdır. Ekranda 4 tane karbon-hidrojen bağını görmektesiniz. Bu karbon-karbon bağını nasıl tarif edeceğimizi düşünebiliriz. Buradaki ilk bağ ekranda kutu içinde gösterilmektedir. Sizce bu bağın simetrisi nedir? Sigma mı pi mi? Evet, sigma bağıdır. İki orbital bağ ekseni üzerinde birleşmektedir.
İki tane sp2 melez karbon atomu arasında oluşmuştur. Bu nedenle adı karbon 2 sp2 ve karbon 2 sp2 melez orbitalidir. Buradaki ikinci bağ hakkında ne düşünüyorsunuz? İki tane p orbitalin etkileşmesiyle oluşmuştur. Sigma mı, pi mi? Pi bağı. Buradaki ikinci bağ pi bağıdır. Bu p orbitalleri arasında meydana gelmiştir. İki tane karbon atomunun 2p'ye atom orbitalleri arasında meydana gelmiştir. Bu bağın adı pi karbon 2p'ye 2p'ye'dir. Bu karbon karbon bağını ilaveten 4 tane daha karbon hidrojen bağı vardır. Değerlik bağı teorisine göre etilendeki karbon hidrojen bağının simetrisini belirleyiniz. Son 10 saniye. Çok iyi. Çoğunuz doğru yapmış. Şimdi ders notlarına geri dönelim ve bunu gözden geçirelim. Karbon hidrojen bağına göre bu sigma bağıdır. Konuştuğumuz atomlar ne olursa olsun atomları bağladığımızda bağ eksenini yeniden belirlemeliyiz. Bu bağlar karbonun sp2 melez orbitali ile hidrojen atomunun 1s orbitalinin örtüşmesinden meydana gelir. Bunlar etilen molekülündeki 3 farklı bağ tipidir. Şimdi bahsedeceğim şey gerçekten önemlidir. İki atom arasında ikili bağ varsa molekül içinde bu atomları bu bağ etrafında döndüremezsiniz. Bunun neden olduğunu düşünelim. Bir molekülde iki atom arasında tekli bağ varsa isterseniz molekülü bu bağ etrafında döndürebilirsiniz. Fakat molekülde ikili bağ varsa bu durumda bağ ekseninin altında ve üstünde elektron yoğunluğu olacaktır. Eğer atomu daha önce yaptığım gibi çevirmeye çalışırsam pi bağı kırılacaktır. Çünkü elektron yoğunluğunun örtüşmesi için karbon atomların aynı hizada durması gerekir. Pi bağı etrafında bir dönme uygulayabilmeniz için pi bağını kırmanız gerekecektir. Bunun için ikili bağı döndüremezsiniz ve bu nedenle pi bağı içeren moleküller esnek değildir. Bu oldukça önemlidir. Çünkü çok büyük bir molekülde çift bağ görürseniz bir tarafında farklı atomlar, diğer tarafında farklı atomlar bulunabilir. Bir konformasyona karşı diğer konformasyona baktığınızda bunların şekillerinin birbirinden oldukça farklı olduğunu görebilirsiniz. Pi bağı molekülün belli bir konformasyonda kilitlenmesini sağlar ki bu çok önemlidir. Bir konformasyondan diğerine geçmek için bir kimyasal tepkime gerekir. Bu konformasyonlardan diğerine geçtiğinizde kimyasal, fiziksel ve biyolojik özellikler tamamen değişir. Şunu aklınızdan hiç çıkarmayın. Bir yerde çift bağ varsa pi bağı da var demektir ve bu bağ etrafında dönme yapamazsınız. Şimdi ikili bağ içeren daha karmaşık bir örnek verelim. Sanırım geçen hafta uygulama saatinde benzen hakkında biraz konuştunuz. Benzen molekülü bir halkadır ve 6 tane karbon ve 6 tane hidrojen atomundan yapılmıştır. Şimdi ekranda benzen molekülü oluşturalım. Önce 4 tane karbon atomu ile başlayacağız. Sonra geri kalan 2 tanesini ilave edeceğiz. Başlamak için 2 tane etilen molekülü alırız. Mavi renkle gösterilen karbon atomları sp2 melez orbitalleri oluşturmaktadırlar. Şimdi geride kalan 2 karbon atomu da gelsin. Gelen karbon atomu İki tane etilen molekülünün birer tane karbon atomlarına bağlanarak altılı bir halka oluşturur. Karbon atomunun 3 melez orbitalinden iki tanesi diğer karbon atomuna bağlanarak bir halka oluşturmuştur. Geri kalan tek hibrit orbitali de hidrojen atomlarıyla bağ yapar. Hidrojen atomunun 1s orbitali ile karbon atomunun melez orbitalleri karbon-hidrojen bağını oluşturur. Şimdi bu molekülde ki bağları düşünelim. 6 tane karbon 2 sp2 karbon 2 sp2 bağı vardır.
Ayrıca 6 tane sigma karbon 2sp2 hidrojen 1s bağı vardır. Benzendeki iki bağ türü bunlardır. Geride bahsetmediğimiz bir bağ türü daha kaldı. Benzen molekülünde ayrıca pi bağları vardır ve burada 2p'ye atom orbitalleri arasında oluşmaktadır. Burada bir tanesini görmektesiniz. İki tane karbonun p orbitalleri arasında meydana gelmektedir. Şimdi clicker sorusuna geçiyoruz. Benzen molekülünde kaç tane pi bağının olmasını beklersiniz? Son 10 saniye. Çok iyi. Çoğunuz yapmış. Evet, 3 tane pi bağı bekleriz. Bazılarınız 6 tane olduğunu düşünmüş. Şimdi niçin 3 tane olduğunu görelim. 2 tane 2p'ye orbitali arasında bir tane pi bağı meydana gelir. Buradaki iki karbon atomu arasında bir tane pi bağı varsa şunlar arasında da olabilir mi? Hayır, olamaz. Bir karbon atomu sadece tek komşu karbon ile pi bağı yapabilir. Bu nedenle en fazla 3 tane pi bağı olabilir. Bunu uygulama saatinde gördünüz. Ama şimdi hızlıca tekrar bakalım. Bu benzen molekülünün tek konfigürasyonu değildir. Bu diğer konfigürasyondur. Burada pi bağını kaydırarak diğer yapıyı elde edebiliriz. Şimdi bunları basit şekilde gösterelim. Bunlar benzenin iki muhtemel şeklidir. Gerçek yapı ise bu ikisinin kombinasyonudur. Yani burada rezonans vardır. Bunlar rezonans hibritleridir. Aslında 6 tane pi elektronu 6 tane atom üzerinde delokalizedir. Buradaki karbon karbon bağlarını düşünecek olursa ne tür bir bağ olmasını beklersiniz? Diğer bir deyişle buradaki karbon karbon bağının bağ derecesi nedir? Evet, 1,5 bağ olmalı. Çünkü tek bağ ile ikili bağ arasındadır. Şüphesiz bunlar rezonans yapılarıdır. O halde köşeli parantez içinde alınmalı ve aralarına çift başlı ok konmalıdır. Doğru gösterim budur. Şimdi hızlıca son melez tipine geçelim ve bunun hakkında konuşalım. Bu sp melezleşmesidir. Karbon atomundaki 2s orbitali uyarılır. Sonra 2s orbitali ile 2p orbitallerinden bir tanesi melezleşmeye katılarak iki tane sp hibrit orbitali elde edilir. Geride melezleşmeye katılmamış iki tane p orbitali kalmıştır ve her birinde birer elektron bulunur. Şimdi bunların şekillerine bakalım. İşte s ve p atom orbitallerinden biri birleşerek iki tane sp melez orbitali meydana geliyor. Geride iki tane p orbitali kalıyor. Buna örnek olarak asetilen molekülünü verebiliriz. Burada iki karbon atomu arasında bir tane üçlü bağ vardır. Her karbona bir tane hidrojen atomu bağlanmıştır. Bu moleküle bakmak biraz zordur. Burada iki melez orbitali vardır ve mavi renkte gösterilmiştir. Burada bir tane p orbitali vardır ve düşey düzlemde görünmektedir. Diğer p orbitali ekranın önünde ve arkasındadır ve burada görünmez. Z ekseni boyunca iki karbon atomu örtüşür. Bunlar sp hibrit orbitalleridir. Sonra hidrojen atomları bağlanır. Buradaki bağ açısı nedir? Günün en kolay sorusu bu. Bunlar arasındaki bağ açısı nedir? Evet, 180 derece. Şimdi oluşan bağları düşünelim. Ders notlarını şimdi dağıtmaya başlayabilirsiniz ama dersin bitmesine 2 dakika kaldı. Böylece çıkarken kaos yaşanmaz. Ama onlar ders notlarını sessizce dağıtırken buradaki bağın ne olduğunu düşünelim. Sizce bu kutu içindeki bağ pi bağı mı, sigma bağı mı? Evet, sigma bağı. Sigma karbon 2sp 2sp bağı. İki tane sp bağı birleşmiştir. Şimdi de ilk pi bağını düşünelim. Bu bağ eksenin üzerinde ve altında bulunur. Bu pi bağı mıdır yoksa sigma bağı mı? Pi bağıdır. Pi karbon 2px bağı.
Çünkü x ekseni üzerinde bağlanmışlardır. Buradaki son bağ karbon-karbon bağıdır. Bu son p orbitalidir ve bir araya gelerek ikinci pi bağını oluştururlar. Bu pi karbon 2p'ye 2p'ye bağıdır. Ve bu iki pi bağı birbirine diktir. Bugünlük bu kadar. Ders notlarınızı alıncaya kadar sınıfta oturun. 5. problem setiniz bugün postalandı. Pazartesi günü ders yok. Salı günü uygulama dersi olacak. Bu problem setleri için size çok yardımcı olacaktır. Uygulamaya gitmeyi unutmayın. İyi hafta sonları.